Bakın bugün birçok insan var, konuşuyorsunuz, mikrofon uzatıyorsunuz. Adama diyorsun ki şeriat istiyor musun? Ne şeriatı kardeşim? Müslümanım ama şeriat istemiyorum diyor. İşte bu adamın şeriat istememesinin sebebi, Allah'ı inkar etmesinin sebebi Rabbini gereği gibi takdir edememesi. Yani Allah Azze ve Celle'nin el-Hakim olduğunu bilememesi, Allah Azze ve Celle'nin el-Kadir olduğunu bilememesi, Rabbinin sıfatlarını bilemediği için adam şeriatı inkar ediyor. Doğru mu? Bugün birçok insana sorun. Adam kendine Müslümanım diyor. 5 vakit namaz kılıyor ama tağutluk yapıyor. Yani Allah'a isyan ediyor. Tuğyanlaşıyor. İnsanların kendisine ibadet etmesini emrediyor. Bu adam eğer Rabbini gereği gibi takdir etseydi böyle bir amel yapar mıydı? Yapamazdı. İmkanı yok, yapamazdı. Veya bugün bu tasavvuf ehli eğer gerçekten Rabbini gereği gibi takdir etmiş olsaydı araya aracılar koyar mıydı sizce? Her yerde işiten, gören, dualara icabet eden bir Allah olduğunu bilen bir insan araya aracılar koyar mı? Ne gerek var? Zaten Allah Azze ve Celle beni her yerde işitiyor ve görüyor der ve Rabbine yönelir. Aracısız bir şekilde yönelir. Ondan dolayı yalanlamanın sebepleri ve sebebi Muhammed bin Kâb'ın dediği gibi budur kardeşler. Bu da şunu gerektirir. Biliyorsunuz takdir etmek tanımayı gerektirir. Yani insan bir şeyi değerlendirebilmesi için tanıması lazım önce. Maalesef bizim toplum tanımıyor, tanımadığı gibi takdir de edemiyor, gereği gibi de anlayamıyor. Peki nasıl tanıyacağız? Her zaman hatırlatıyoruz. Bir daha hatırlatalım. Bizim Rabbimizi tanıyabilmemiz için iki nokta var kardeşler. İki nokta var. Bir, Allah Azze ve Celle'nin şer'i ayetleri vardır ki Kur'an ve sünnette bize geldiği gibi ve biraz önce ayette okuduğumuz gibi Allah'ın sıfatları var, fiilleri var değil mi? Bunları bilmemiz lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam bahsetmiş. Biraz sonra nakledeceğiz. Bunları bilmemiz lazım. Biz eğer bunları bilirsek Allah'ın sıfatlarını biliriz ve onu tanırız. Rabbimiz en güzel hükmedendir deriz ve hükmü Allah'tan başkasına vermeyiz. Rabbimiz bütün rızıkların yegane sahibidir. Rızkı dağıtan odur deriz. Kalbimizi patronlara bağlamayız. Rabbimiz eşşafidir deriz. Şifaya gidip başkasından dilemeyiz. Demek ki biz Rabbimizi tanırsak ona göre yöneliriz. Bunu anlıyoruz. Onun için bir, Kur'an ve sünnette Rabbimizin isim ve sıfatlarını bileceğiz. Birinci sebep ve birinci nokta budur. İki, burası da çok önemli. Kevni ayetler vardır kardeşler. Kişinin Rabbini tanıyabilmesi için kevni ayetleri bilmesi lazım. Kevni ayetler aslında herkes biliyor. Eğer ki sen başını göğe kaldırıp bulutlara bakıyorsan zaten Allah Azze ve Celle'nin kevni ayetlerini görüyorsan. Eğer ki sen her gün aynaya bakıyorsan Rabbinin seni ne kadar güzel yarattığını görüyorsundur. Sen dağlara bakıyorsan, sen yağmura bakıyorsan, sen ağaçlara, kuşlara bakıyorsan Rabbinin kevni ayetlerini zaten görüyorsun. Ama burada sana düşen ne? Tefekkür etmek. Yoksa affedersiniz öküzün trene baktığı gibi bakıp geçebilirsiniz. Bir de salihler gibi bakıp tefekkür edebilirsiniz. Nice salihler vardır ki sadece bir buluta bakarak Rabbine yaklaşmaya çalışır. Bir bulut ya, ne olacak bir bulut? Her gün pilotların içinden geçtiği bir bulut ne olacak ki diyebilirsiniz. Ama o salih için o Rabbinin kevni ayetlerinden bir ayettir. Dağ, ağaç, yağmur, deprem, aklınıza gelebilecek bütün olağanüstü Allah Azze ve Celle'nin yarattığı her şey Allah'ın kevni ayetlerindendir. Ve eğer bizler Allah'ın kevni ayetlerini anlamaya çalışırsak Rabbimizi gereği gibi tanırız. En basitinden insan sadece şu parmak ucuna baksa ve bunun bir eşinin başka kimsede olmadığını bilir ve Subhanallah der. Subhanallah. Rabbim beni ne güzel yaratmış. Bana öyle bir parmak ucu vermiş ki hiç kimsede yok. Aynaya bakacak. Diyecek Subhanallah. Allah beni ne güzel yaratmış ki ben gereği gibi Rabbime şükretmiyorum. Sana çocuk veriyor, sana nimet veriyor, rızık veriyor. Bu kadar rızık, bu kadar insana nasıl geliyor diye düşünüyor. Tefekkür eder, tedebbür eder. Rabbini zaten tanır ve gereği gibi de takdir eder. Onun için takdirden önce tanımak, tanıdıktan sonra takdir gereklidir. Ancak bu iki tane şer'i ve kevni ayetini bilmek gereklidir diyebilirim.